Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Ankara Solucan'dan işletme sahibimiz Sayın Fahrettin Er. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Fahrettin Er kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Teşekkürler öncelikle bizi davet ettiğiniz için. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bu yeni bir sektör Solucan işi biliyorsunuz. Fahrettin Er ismi. Ankara'da bu işi yapmaktayız. Kazan ilçesinde. Toplamda 1000 metrekarelik bir kapalı alanda 7 milyon solucanla şu anda yani 1,5 yıldır bu işi yapıyoruz. 1,5 yılda 7 milyon solucan. Evet. Evet, gerçekten de oldukça başarılı bir şekilde ilerlemektesiniz öyleyse. Solucan gübresi nedir diye başlayalım mı? Evet, şöyle söyleyeyim. Yıllarca biz topraklarımızı kimyasal gübreyle, azotlu gübreyle zehirledik. Artık topraklarımıza kanser oldu. Yeğenlerde kanser, ürünlerde kanser. Bir kısır döngünün içine girdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Son yıllarda, özellikle bu geçtiğimiz Kasım ayında Milli Tarım Projesi'yle bu gündeme geldi. Dediler ki artık biz kimyasal gübre kullanmayacağız. Yavaş yavaş organik gübreye, doğal gübreye geçiş yapacağız. Bu da bizim için bir fırsat oldu. Organik gübre nedir? İçinde kimyasal barındırmayan, tamamen doğal şartlarda yetiştirilen gübredir. Bunun işte organik gübre dediğimiz zaman sığır gübresi. Bunun yanında en marjinali solucan gübresi geliyor. Evet. Peki diğer gübrelerden farkı sadece bu mu? Doğal olması mı? Ve kullanım yerinin farklı olması mı? Yoksa her yerde kullanılabilir mi? Aslında şöyle, solucan gübresi dediğimiz zaman, daha doğrusu solucan tanırsak eğer, bizim solucanlarımız toprak solucan değil. Toprağın hemen üzerinde yaşayan çürükçül solucanlardır. Yani çürük yiyerek beslenen ve çürükleri yiyip dışkılayan solucanlardır. Dışkıları asıl buradaki önemli olan olay şu, hem dışkılarının mükemmel olması hem de aynı zamanda salgıladıkları sıvı, solem sıvısının patojen yani hastalıkları yok edici, topraktaki kanseri yok edici bir özelliğine sahip olduğu için marjinal bir şekilde solucan gübresi burada ön plana çıkıyor. Evet. Ve her yerde de kullanılabilir değil mi? Her türlü tarımda kullanılıyor. Yani çiçeklerde, ağaçlarda, sulu tarımda, kuru tarımda, sebzelerde, meyvelerde aklımıza gelen her türlü tarımsal faaliyette kullanılabilmekte. Siz hangi cins solucanlarla üretim yapmaktasınız? Kırmızı Kaliforniya solucanıyla yapmaktayız biz. Menşei Kaliforniya ama esas kullanım yeri Rusya, Ukrayna'da kullanılıyor. Yıllardır, yüzyıllardır kullanılıyor. Yani son 100 yıldır Ruslar özellikle bunu nükleer santraller serpintileri önlemek için kullanmışlar yıllarca. Evet. Menşei Ukrayna ve Rusya. Biz de oradan temin ettik solucanlarımızı. Evet. Irkları yani menşeileri sağlam bir şekilde geldi. Biz Türkiye'de, Ankara'da bunları çoğaltıp hem tesis kuruyoruz, hem yeni girişimci olan arkadaşlara gidip tesislerini kuruyoruz. Gübre satışı, solucan satışı ikisi bir devam ediyor. Devam ediyor. Peki Kırmızı Kaliforniya solucanı genelde solucan gübresi için en verimli olan ırk olarak düşünülüyor ve o şekilde de hareket ediliyor. Siz de bu konuda üretimlerinize devam etmektesiniz. Evet. Bu işe başlayacak olanlara önerileriniz ne olur? Şunu söyleyeyim öncelikle. Solucan dediğimiz zaman hani solucan bir hayvan çeşidi sonuçta. Solucanın yanında işte bugün büyükbaş da besleyebilirsiniz ya da işte tavuk da besleyebilirsiniz falan. Solucanın buradaki en büyük avantajı şu, dünyada hastalanmayan tek canlı, hastalık kapmıyor. Yani bunun avantajı ne? Avantajı şu. Telef olmuyor. Telef olmuyor. Yani bir sabah geldiğiniz zaman büyük başınız var. Bakmışsınız şap olmuş. Diğeri kuş gribi olmuş falan. Burada telef olma yani riski, ölme riski çok az. Uygun şartlarda, uygun ortamda, uygun mamayı verdiğiniz zaman çoğalma sayısı daha fazla. Yani işte bugün 500 binle başladıysanız örnek olarak diyorum. Bir yıl sonra bu sayı 10'a 15'e 20'ye katlanıyor. Bu ne demek? Az sermayeyle kısa zamanda sermayenin çoğaltıp
hem gübre hem solucan satabiliyorsun. Yani küçük bir sermaye ile aslında bir nevi aradan bir yıl geçtikten sonra ya da iki yıl içerisinde büyük sermayelere ulaşabiliyorsunuz. Evet. Peki uygun şartlar dediniz. Evet. İşte bu uygun şartlardan da biraz bahseder misiniz? Uygun bir solucan gübresi üretim tesisi için neler gereklidir ve Türkiye'nin her noktası bunun için elverişli mi? Doğru, güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim, şimdi biz mesela Ankara'da yapıyoruz. Solucan için Ankara'daki şart şu mesela, 6 ay yaz Ankara'ya göre 6 ay kış. Çünkü solucan üremesi için belli bir ısısı gerekiyor. Ankara'da eksi 20'leri bile buluyoruz biz burada. Bunun için işte uygun şartlar gerekiyor. İçeride soba yakmak lazım ya da kalorifer tesisatı olması lazım. Ama bu da maliyetleri arttırıyor. Niye? Bizim 1000 metrekarelik bir yerimiz var. Buradaki uygun şartı, ısıyı getirmek için yani muazzam derecede oraya bir finans sağlamak lazım ısıtmak için. Biz bunu ne yapıyoruz? Kendi özel sistemlerimizle, plywoodlarla çeviriyoruz. Üzerine normal civciv lambası dediğimiz ısı veren lambalardan yakıyoruz. Üzerine de örtüyoruz naylonla. Çok az bir maliyetle bu ısı işini çözüyoruz. Ankara için geçerli bu. Evet. Soğuk yerler için geçerli. Tabii ki daha güneye ve batıya gidildiği zaman bunlara bile gerek kalmıyor. Yani çok fazla bir maliyet gerektiren bir şey değil. Evet. İşte şartlar dediğimiz zaman diğer şartları önemli olan burada ısı, nem ve mamanın kalitesi. Evet. Isıyı bu şekilde hallediyoruz. Peki ortalama yaz, kış ısının ne olması gerekmekte? Üremesi ve yaşamakta bir sıkıntı yok. Eksi 20'ye kadar ölmüyor hayvanlar normalde. Ama üremesi için yani kokon bırakıyorlar bunlar, yumurta. Uh-huh. Yumurtanın belli bir sıcaklığı bulması lazım. Bu da 17 ile 23 derece arası. Tamam. 17 ve 23 derece arasında normal ısı yaz lazım. Ve kış. Aynen. Ve gerekli şartlardan bir tanesi de nem. Nem ve mamanın kalitesi. Ve mamanın kalitesi. Evet, mamanın kalitesinden de bahsetmek gerekirse. Evet. Neler olması gerekiyor bir mamada ve siz kurmuş olduğunuz üretim tesislerinde vermiş olduğunuz desteklerde mama desteği de sağlıyor musunuz? Evet. Mama dediğimiz zaman mama nedir? Onu açalım ilk başta. Evet. Mama aslında büyükbaş sığır pisliği. Evet. Bildiğimiz gibi normal büyükbaş sığır pisliği. Biz bunu alıyoruz. Yani köylüden de alabilirsin ya da separatörden geçirilmiş şekilde de alabilirsin. Alıyoruz, tesisimize getiriyoruz. Tesisimizde özel yapılmış bizim odalarımız var. Fermentasyon odaları. Bunlara oksijen veriyoruz, yani hava veriyoruz. Azotundan ayırmak için. Ayırmak için. Evet. Bunun yanında sadece bunu kullanmıyoruz. Aklımıza gelen her türlü halsel atığı verebiliyoruz bunlara. Yani pazardan ki atıkları düşünelim. Sebze atıkları, meyve atıkları, çay posası, muz kabuğu, yumurta kabuğu hepsini karıştırıp havuzlarımıza atıyoruz. Havuzlarımızda günde 5-6 saat aralıklı şekilde hava veriyoruz bunlara. 7-8 gün içerisinde sıfır kokuya ulaşıyoruz. Sıfır kokuda mama hazır oluyor. Bu mamayı da alıp haftada bir kere ya da 7 günde bir duruma göre değişir. Solucanlarımıza mama olarak veriyoruz. Mama dediğimiz olay bu. Evet. Buradaki işte mamanın kalitesinden bahsedeceğimiz zaman şu oluyor. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız çoğu direkt dışarıdan getirdiği sığır gübresini alıyor fermente etmeden ya da fermente ettiğini zannediyor. Bu şekilde sistem kurmuyorlar. Bunu alıyor solucana veriyor. Solucana verdiği gübre kokulu, içinde azot oranı fazla, pis kokulu olduğu için solucan bunu yemiyor, kaçıyor. İşte ölüm oranları da burada oluyor ve de verimini de alamıyor. Evet. Öncelikle bu mamanın kaliteli olması da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Ve böyle bir tesis için kolları sıvadıysak evsel yani mutfak atıklarından da faydalanabiliriz değil mi? Aynen. Evet, Türkiye'de solucan gübresi piyasası ne durumda? Diğer gübrelerle kıyaslandığında pazar payı nasıl diye sormamız gerekiyor. Çünkü artık herhalde iyi bir noktada evet, değil mi? Evet, aynen. Şöyle söyleyeyim, şimdi başta da söylediğim gibi artık biz kimyasalı bırakıyoruz yavaş yavaş. Özellikle Çaykur'da, çayda %60'a varan organiğe geçişler evet. Oldu. Geçen yılki Türkiye'nin gübre ihtiyacı 15 milyon ton civarıydı. Kimyasalı bıraktıktan sonra bu 30 milyon tonlara kadar çıkıyor gübre ihtiyacı. Bizim solucan gübresi üretimi 30 bin ton civarında. Yani binde bir kadar bir üretim yapıyoruz. Toplam evet. ihtiyacın karşılığında binde bir kadar. Yani makas açık,
çok büyük bir makas açığı var. Ki buna giren üreticilerin de katkısı da çok fazla olamıyor. Niye? Normalde işte belli bir sermayeyle, yani 300 bin, 400 bin, 100 binlik zaten ilk bir yılda üretim alamıyorlar normalde. Bir yıl sonra da aldığı üretim aylık 2 ton, 3 ton, 5 ton civarı ki yani bu işte 30 milyonun üstüne ne koyabilir? Çok az yani masada nokta kadarlık bir katkıda bulunuyorlar. Bu ne demek? Bu işin sonu çok açık, makas çok açık. İkincisi az bir sermayeyle de girildiği için bu işe yani emek de az aslında. Az emekle, az sermayeyle çok kazanç. Yani şu an için bir trend olduğunu söyleyebilirim bu işi. İkincisi şu, bu aslında vatandaşlık görevimiz hepimizin. İşte kimyasalı bırakıp doğal, organik gübre üretmek işte hepimizin görevi aslında bir yönüyle. Kesinlikle ki kurtuluş tarımda, için, evet. Kurtuluş tarımda bundan dolayı güzel bir sektör. Evet, tarımı destekleyebilmek adına yapılabilecek en güzel işlerden birisi. Tanesi. Doğru. Hem para kazanılabilecek hem de aynı zamanda gelecek nesiller için topraklarımızı korumak. Çünkü yanlış gübrelemeyle, ekimle topraklarımızı da çok zarar verdik değil mi? Aynen. Kaybettik, topraklarımızı kaybettik. Kaybettik, bunu resmi kanallar da söylüyor. Yani Kasım ayında Cumhurbaşkanımız çıktı. Dedi biz dedi artık dedi topraklarımız dediğim gibi zehirlendi, kanser oldu. Bundan sonra biz doğal gübre kullanacağız. Kimyasalı bırakacağız. Şimdi doğal dediğimiz zaman karşılığında yani doğalın karşılığına işte inek gübresi, kompostlardan yapılmış gübre ve solucan gübresi. Bunların içinde en marjinali, en faydalısı solucan gübresi. En kolay da solucan gübresi. O yüzden hani bu iş daha basit, daha karlı. Evet. Dediğim gibi. Evet, gerçekten de öyle. Peki bu işi yaparken çok zaman ayırmak gerekiyor mu? Çok meşakkatli bir iş mi? Değil. Zaten hani medyada da görüyorsunuz işte ev hanımıydı, memurdu, işe başladı, şey yaptı. Tabii o biraz işin farklı bir boyutu ama. Medyatik kısmı o. Medyatik kısmı. Ama gerçekte, realde de bir nevi böyle. Yapılabilir. Yapılabilir. Çünkü niye? Yine işte büyükbaştan ya da tavukçuluğu falan diğer işleri ele alırsak. Yani bugün işte 5 tane ineğin olsa sabah gideceksin, altını temizleyeceksin, akşam gideceksin sütünü sağacaksın. Bir mesai harcayacaksın. Daha zor. Evet. Daha zor. Bizimkinde böyle değil. İlk başlayanlar, ilk bir yıl için bu daha kolay. Haftada bir kere mama veriyorsun. Hafta içinde de bir gün nemini ayarlamak için geliyorsun. Nemine bakıyorsun. Neminde sıkıntı varsa nemini veriyorsun, suyunu veriyorsun. Yani çok fazla bir zamana, iş gücüne isteyen bir sektör değil. İkincisi, ikinci bir iş olarak da yapabilirsiniz. Çünkü gün içerisinde çalışırsın, mesai 5'te biter. 5'ten sonra gidersin. Gece 12'de git, 1'de git, hafta sonunda git, tatilinde git. Hani bundan dolayı çok fazla bir iş gücü, fiiliyat ve zaman isteyen bir iş değil. Evet. Bu da tabii ki çok çok önemli. Evet. Bunların dışında üretim tesisleri kuruyorsunuz. Evet. Solucan desteğinde, satışında var. Bulunuyorsunuz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelebilecek olan taleplere cevap verebiliyor musunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu iş için yeni girenler, arkadaşlar için söylüyorum. Çok büyük bir sermayeyi vermeden, az sermayeyle girilebilecek bir iş diyeyim ilk başta. Yani düşünün ki bir 50 bin liraya bir araç bile alamazken 50 bin liraya, 100 bin liraya bir iş kurup bunun geri dönüşümde bir yıl sonra çok rahat bir ayda 5 ton, 6 ton, 4 tonluk bir gübre elde edebilirsiniz. Onun yanında solucan satışıyla hani cironuz, aylık cironuz 10, 15 bin, 20 bin, 30 bin lira yapabilirsiniz. Bir 100 binlik sermayeyle girdiğiniz zaman. İş böyle olduğu zaman tabii insanlar da bakıyorlar, şey güzel, kazanç güzel, evet. Fiiliyat da az, zaman da az ayırıyorlar. Bir patlama var, talep var. Şu anda yetişemiyoruz desem doğru olur. Hem gübre satışında hem solucan satışında. Ankara'da yapıyorum. Aslında Ankara baktığınız zaman tarım şehri değil. Evet. İşte bir Antalya, İzmir'e, diğer taraflara göre. Ama şu var, Ankara'nın nüfusu 6 milyon bugün, 6 milyona yaklaşmış. Hobiyle uğraşan çok kişi var, hobiyle. Kendi bahçesi var insanların. İşte kimisinin 100 metrekare, 300 metrekare, 500 metrekare. İçinde ağaçları var, sebze yetiştiriyorlar, çimleri var.
Hani bunların talebine bile biz zor yetişiyoruz Ankara'da. Tabii diğer taraflarda Antalya olsun, İzmir, diğer güney illerde daha şanslı bunda. Niye? Seracılık, işte meyve sebze yetiştiriciliği oralarda daha fazla olduğu için. Yani pazar payında bir sıkıntı yok. Şu anda tek sıkıntımız gelen taleplere yetişmek. Biraz zor oluyor yani taleplere. Evet. Yetişmek. Peki sizin müşteri portföyünüzü kimler oluşturuyor? Solucan gübresi müşteri portföyümüzü dediğim gibi hobiciler oluşturuyor Ankara'da. Aha. Hobicilere daha fazla satıyoruz. Solucan satışında da genelde şöyle söyleyeyim. Sattığımız kesimlerde çiftçiye değil de solucanın satışında memurlara, doktorlara, avukatlara, müteahhitlere daha fazla veriyoruz. Yani bunlar daha çok fazla ilgili. Daha butik olarak uğraşanlar herhalde değil mi? Evet, aynen. Ki yeni tesis kuranlar da bunlar aslında. Yani çiftçi gelip de şey demiyor. Ya böyle bir iş varmış. Ben bu işe gireyim demiyor. Onun dışında şehirden uzaklaşıp artık stresi atmak için bu işe girenler de hayli arttı yani, öyle söyleyeyim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Ankara Solucan'dan işletme sahibimiz Sayın Fahrettin Er'i ağırladık. Hoşçakalın.